sözlerime başlamadan önce eski başbakanlarımızdan merhum Bülent Ecevit'i ölüm yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum. Sayın milletvekilleri, 1971 tarih 1380 sayılı 48 yıllık su ürünleri yasasının değiştirilmesi elbette yararlıdır. Ancak ben yaptım oldu anlayışıyla yapılan düzenlemeler maalesef yine beklentileri çözmekten hayli uzak kalmıştır. Denizlerimize musallat olan işgalci göçmen balıkları denizlerdeki canlı varlıklarımıza önemli zararlar vermektedir. Ve henüz hiçbir tedbir alınmamıştır. Balon balığı olarak bilinen yabancı balığın bir çocuğa saldırıp parmağını kaybetmesine neden olduğunu, yine bu balığı yiyen kedi ve köpeklerin öldüğü günlerdir medyayı meşgul etmiştir. Tesislerin arıtmalarında temizlik için kullanılan kimyasalların denize karışması sonucu deniz çayırları ve bitki türleri zarar görmekte ve balık yumurtalarının deniz dibinde barınacağı canlı alan yok olmaktadır. Bilinçsiz balık avlama ve troll avcılığının büyük zararlar verdiği bilinmektedir ki yine yeterli önlem alınmamıştır. Geçen hafta Demre Belediye Başkanımız Okan Kocakaya'nın düzenlediği Demre Kekova Kültür Sanat Festivali'ne katılarak güzel etkinliklerini izledim. Demreli ve Kaşlı balıkçılarla sohbet imkanı buldum. Festival Demre'nin kültür ve tarih değerlerini tanıtmak ve Kekova gibi değerli bir alanı duyurmak için düzenlenmişti. Başarılı da oldu. Demre ilçemizde St. Nicholas gibi Ortodoks dünyasının ziyaret merkezi sayılan bir kilise vardır. Ayrıca Roma, Bizans, Likya medeniyetlerinin tarih ve kültür varlıklarını barındıran antik kentlere, temiz deniz ve koylara ve Türkiye'nin en büyük dalyanına sahiptir. Kekova ise üzerinde Likya ve Roma tarihi eserleri olan ve 2. yüzyılda yaşandığı düşünülen deprem nedeniyle önemli bir bölümü denizin içine batmış, bir kısmı da karada olan bir antik kente sahiptir. Dünyada eşi olmayan bu ilginç batık şehir, yat turizmi için gelenlere ve teknelerle gezenlere eşsiz bir manzara sunmaktadır. Demre Kekova Festivali ile Kekova Adası'ndaki batık şehri tanıtmak ve koyun dünya çapında bir dalış ve turizm merkezi olması için izinli dalışlara açılması amaçlanmıştı. Aynı zamanda izinsiz korsan dalışları ve yarattığı tahribatın da kontrol altına alınabileceği düşünülüyordu. Birlikte sohbet imkanı bulduğum Demreli ve Kaşlı hemşerilerim balon balığının balıkçılığa büyük ölçüde zarar verdiğinden yakındılar. Ağlara çok fazla sayıda takılan bu balığın tekrar denize atılmasının çözüm olmadığını, ancak bir ücret karşılığında bakanlığın ya da su ürünlerinin bu balığı yakalayanlara ödeme yapması halinde balon balıklarının azalıp büyük tehlike olmaktan çıkacağı önerisinde bulundular. Bu konuda yaptığım araştırmada balıkta bulunan toksin maddenin ilaç sanayinde değerlendirildiğini öğrendim. Bu husus bu balığın toplanması için de bir teşvik unsuru olabilir düşüncesindeyim. Değerli milletvekilleri, Kaş ilçemiz dünya su altı şampiyonalarının yapıldığı Türkiye'nin en büyük dalış merkezidir. Ancak hala bir basınç odası yoktur. Bu sebeple geçen haftalarda jandarma su altı kurtarma ekibinden 4 askerimizin vurgun yediği ve birinin maalesef kurtarılamayarak şehit olduğu basına yansıdı. Bölgedeki dalış uzmanları ve vatandaşlar Kaş'a en yakın basınç odasının 200 kilometreden fazla mesafede Antalya merkezinde olması nedeniyle önemli kazalara ve ölümlere engel olunamadığından yakındılar.
Bölgede basınç odasının kurulması Kaş ilçemizde dalış yapanlar için hayati önemdedir. Yine Demreli hemşerilerimiz Demre'nin Türkiye'nin sebze ihtiyacının %15'ini karşıladığını ama tarımdaki girdi fiyatlarının yüksekliği nedeniyle tarım sektörünün giderek cazibesini kaybedeceğini söylediler. Gerçekten tarım politikalarının değişmemesi, tarımın bir reform niteliğinde desteklenmemesi halinde Türkiye kısa zamanda korkarım birçok tarım ürününü ithal etmek zorunda kalacaktır. Toprak Mahsuller Ofisi'ne her türlü ürünü ithal etme yetkisi verilmesi, hükümetin gündeminde tarımı geliştirmenin bulunmadığını, hatta çiftçiyi yok saydığını açıkça bir kere daha ortaya koymuştur. Teşekkür ediyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.